Nazlı ile Fizik bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle balonla ilgili bir deney yapacağız. Bugün Nazlı ile arabada giderken bir uçan balon aldık. Bu uçan balonla değişik bir şey göstermek istiyoruz size. Uçan balonumuz da yanımızda. Şimdi Nazlıcığım, mesela arabada giderken niye emniyet kemeri takıyoruz? Çünkü acil fren olduğunda öne gitmeyelim diye. Evet, arabada fren yaptığımızda her şey öne savruluyor değil mi? Evet. Bu balon da öne mi savrulacak acaba? Bakalım. Bakalım nasıl bir hareket yapacak. O yüzden kemerler takılsın. İlk başta esasında her şeyin öne savrulduğunu göstermek için balonun altına bağladığımız ağırlığı gösterelim. Ve fren yaptığımızda o ağırlığın öne doğru gittiğini görelim. Ondan sonra da uçan balon ne yapıyor ona bakalım. Evet Nazlıcığım, sen kemerini bağla. Burası yokuş aşağı böyle. Arabayı birazcık kaydıracağız. Ondan sonra frenle yapıp durduracağız arabayı. Balonun gözlemini yapacağız. Önce altındaki ağırlık nasıl savruluyor ona bakalım. Ondan sonra balonun gözlemini yapalım. Tamam mı? Başlıyoruz. Sen kemerini taktın mı? Taktım. Aferin. Evet, bu bir ağırlık. Buradan tutuyorum sadece bunu. Herhangi bir hile falan yok. Arabamız aşağı doğru hareket ediyor ve sert bir frene basınca ağırlığın öne doğru savrulduğunu hepimiz görüyoruz. Şimdi aynı şeyi bir balon ile yapacağız. Ve benim de savrulduğumu gördüm. Evet. Balonumuz burada, uçan balonumuz. Biraz daha geriden çekmeye çalışayım. Arabamı kaydırıyorum. Ve sert bir fren bastım. Balon geriye doğru savruldu. Nazlı ileri doğru savruldu ama balonumuz ileri geriye doğru savruldu. Bir daha deneyelim bunu. Bir daha deneyelim. Bir daha denemezsek. Yavaşça kaydırıyorum arabamızı. Şimdi kaymaya başladık ve fren. Freni bastığımızda uçan balonumuzun geriye doğru, her şeyin ileri doğru savrulurken uçan balonumuzun geriye doğru savrulduğunu gördük. Bunun sebebi ne olabilir Nazlıcığım? Bilmiyorum. Çok ilginç bir şey değil mi? Bu balon fizik yasalarına isyan mı ediyor acaba? Bunu daha sonra başka bir videoda mı tartışsak? Olur. O zamana kadar heyecan devam etsin. Tamam. Videoyu kapamadan esasında bir de arabanın camları açıkken nasıl oluyor onun deneyini yapalım. Belki bir farklılık görebiliriz, değil mi? Evet. Arabanın bir de camlarını açıyorum. Şimdi bir de öyle deneyelim. Tek mi camı açacağım? Bütün camları açalım. Hava biraz soğuk ama olsun. Bakalım balonu. Bunu tek bir tekrar yapalım. Hem tamam. Tamam. Böyle duruyoruz. Kaydırdık. Fren. Bu sefer deminki kadar geriye savrulma olmadı, gördün mü? Evet. Yerinde biraz durdu. Bir daha deneyelim. Şu arkadaki arabalar geçsinler. Biraz da rüzgar var sanki. Evet, bir tane adam bizi izliyor. Tamam, olsun. Şu araba da geçsin. Kayıyoruz. Fren. Deminki kadar yüksek bir geri savrulma görmedik. Tam tersine olduğu yerde kaldı sanki balon. Düşünmemiz için bize bir ipucu verir belki. Arabamızın camlarını tekrar kapıyoruz. Hava çok soğuk çünkü ve evimize doğru yola çıkıyoruz. Bunun sebeplerini başka bir videoda tartışırız. Herkese bay bay diyoruz o zaman.